Değerli öğretmen arkadaşlarım, merhabalar. Murat Hoca ben. Bugün İngilizce öğretmenliği alan bilgisi testi, yani ÖABT diye bildiğiniz öğretmenlik alan bilgisi testinin dil yeterli kısmını konuşmak, tartışmak için, biraz da anlatmak için beraberiz. Ki üniversiteye giriş sınavında hepiniz zaten bu konuyla ilgili ki language proficiency diye adlandırıyoruz ancak bildiğiniz close test, test ve reading sorularını defaatle çözdünüz, çok fazla pratik ettiniz. Üniversiteye giriş sınavında böyle yüzlerce soru çözdünüz belki ve kazandığınız belli soru çözüm alışkanlıkları oldu. Şimdi geçen süreçte gerek soru türlerinin değişmesi, gerek sınav formatlarının değişmesi ki İngilizce öğretmenliği alan bilgisine geldiğinizde de seviyenin artması sebebiyle bir, birkaç değişiklik oldu diye adlandırabiliriz bunu. Ve naçizane bugün de hani tabii ki böyle hani dil bilgimiz ya da yabancı dil bilgimizi sorgulamak değil amaç ama tozlandığınızı hissettiğimiz yerlerde Close Test ve Readinglerde özellikle neler yapmanız gerektiğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar, Language Proficiency diye adlandırılıyor ama dediğim gibi hepinizin bildiği bir Close Test. Hemen şöyle format olarak hepinizin aşina olduğu bir sistem. 5 tane soru ve soru türleri geliyor. Öncelikle dediğim gibi böyle tane tane anlatacağım. Aman hocam niye bu kadar uzattın demeyin. Çünkü her soru türünün nasıl çözülmesi gerektiği ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini böyle üstüne basa basa biraz da uyarılar vererek anlatmam gerekiyor. Çünkü asıl Türkiye ortalamamıza bakarsak biraz düşük görüyorsunuz. Çünkü 2018 özellikle 2019 yılına kadar Bizim alanımızda arkadaşlar kesinlikle bir e, soru türlerinde sabitleme görmedik. Yani belki kendileri de ne soracaklarını bilmiyorlardı. Biliyorsunuz gelen de YDS tarzında sorular geliyordu. Ama 2019'dan sonraki yeni nesil sorular olarak da bunları duymuşsunuzdur. Artık formatımızda bir sabitleme yaşandı ve... E, hangi soru türünden ne kadar soru geleceğini artık kesin olarak söyleyebiliyoruz ve özellikle meaning based dediğimiz anlama dayalı bu soru türlerinde de close test ve reading asıl puanımızı çıkaracağımız yer olarak karşımıza geliyor. Şimdi formatta da görüyorsunuz klasik bir close test soru türü görüyorsun. Ama dediğim gibi tabii ki bir tane beraber inceleme yapacağız ancak neler yapıp neler yapmamanız gerektiğini öncelikle böyle birer not alarak ya da bundan sonraki soru çözme alışkanlıklarınızı buna göre evirerek yaparsanız çok daha başarılı bir e, soru çözmüş. Hatta yanlışımızı minimize etmiş olabilir. Şimdi ABT'nin ilk 5 sorusu olarak karşımıza gelen close test arkadaşlar. Applied linguistik yani aslında alanımıza özgü konuların ki bir şekilde aşina olduğunuz konularla kelime, edat, dil bilgisi ve bağlaç sorularını karşımıza getiriyor. Ve özellikle kelime bilgisi yeterli olmayan ya da temel gramerinde eksiklik olduğunu düşünen arkadaşlarım mutlaka ve mutlaka bu eksikliklerinizi kapatmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü dedim ya asıl puanı çıkaracağımız yer yani cebe atmamız gereken yer burası olduğu için mutlaka o temel eksikliklerinizi gidermeniz gerekiyor. Özellikle böyle yüz yüze verdiğimiz kurslarda da İngilizce öğretmenliği arkadaşlarımız için konuşuyorum. Hani tabii ki üniversite hazırlık sürecinde gördüğün ettiğin okuyor ama böyle temel gramer Hatta tenslerde bile bazen işte o advanced grammar'da sorunlar yaşandığını ya da bazı şeylerin unutulduğunu tespit edebiliyoruz. Ve orada da onların böyle kısa anlatımlarını yapıyoruz. Gloss test ya da reading'e başlamadan önce bu uyarıyı yapmamızın sebebi dediğim gibi kelime, edat ve dil bilgisi ve bağlaç bilginizde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız hemen gramer bir konu anlatımı ya da videolardan yararlanabilirsiniz. O eksiğinizi mutlaka kapatmanız gerekiyor. Sonra arkadaşlar, gloss testlerde ilk yapılan hata. Şimdi... Biraz önce formatı gösterdim ya, açtın, paragraf geldi, baştan okumaya başladın. İlk boşluğu gördüğün an hemen soruya dönersen, işte hata yapmaya başladığın an orada başlıyor. Çünkü hemen paragrafı okuyarak başlamayacaksın. Neden? Ne sorusu çözeceğini bilmen lazım. Gramerle mi uğraşacaksın? Burada bir işte sıfat var, zarf var, bağlaç mı var? Önce paragrafı okuyarak başlamamanızı istiyorum. İki, daima ki olmazsa olmaz bakın çok 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 önemli bir konu. Mutlaka noktadan noktaya kadar okuma yapman gerekiyor. Neden? Çünkü bir close testte başladım. Biraz önce örneklerle, biraz sonra örneklerle göstereceğim. Hemen boşlukta eğer cevaplamak için aşağı inersen cümlenin gerisini bakmadan, gerisindeki o yorumu görmeden, atısı görmeden muhtemelen yanlış bir şıkka gideceksin. Aman dikkat, özellikle ikinci Maddemiz çok önemli. Her bir soruyu kendi içerisindeki kurallara göre çözün. Birazdan tane tane açıklayacağım demiştim ya. Her sorunun kendi içerisindeki kurala göre çözülmesi ne demek? Açıklayacağım birazdan. Hani bu bir kelime sorusu mu ya da işte testing mantığına göre mi çözeceksin, yorum mu yapacaksın vesaire gibi. Dördüncü soruya geldiğimde fiilli sorular ki fiilli soruların ne olduğunu da açıklayacağım. Boşluğun öncesindeki ve sonrasındaki fiillere dikkat etmen gerekiyor. Yani hemen okumaya başlayıp boşluğa geçmeyeceksin, sorulara geçmeyeceksin ve önce sorulara bakman gerekecek. Yani 1 ile 5. madde aslında birbirinin tam tersi. Hemen paragrafı değil. Önce hemen bir sorulara bakıp neyle karşılaştığını görmen lazım arkadaşım. Tamam mı? <laughs> klasik bir dedim ya sınava girdin ilk 5 soru bu. Hemen buradan teachers have limited range of option diye başlamayacaksın. Ne yapacaksın? Önce sorulara. Ha, ben M karşılaşıyorum. Bir bağlaç sorusu, bir preposition sorusu, bir kelime sorusu vesaire gibi. Önce ne ile karşılaşacağını hatta mümkünse de bunların anlamlarını ha biliyor muyum? Biliyor muyum? Illustrate işte üstünden geçmek, göstermek gibi dediğim hani ne yapmanız gerekiyor ya da noktadan noktaya okumaktan kastım şu. Cümleye başladın. ilk cümle bitti. ikinci cümle time for teaching boşluğu gördüğün an arkadaşım dönüp birinci soruya bakma. Neden? Devam et ki takibindeki bir atıf ya da özne atıfı ya da anlam bağlantısı var mı? Bunu kontrol etmen gerekiyor. Şimdi onları böyle tane tane göstereceğim zaten. Pasajı açtın, biraz önce gösterdim. İlk soru hemen döndün. At first, başlarda, instead, bir şeyin yerine bir şeyden ziyade yet ancak illustrate, hani gösterme özellikle resmetmek anlamında similarly benzer. Bunun bir bağlaç sorusu olduğunu gördün ve şunu unutma. Birinci soruda sen iki cümleyi de baştan sona okumazsan yani anlam ilişkisini sağlayamazsan muhtemelen yaptığın o alıştığın sistemde çözdüğün soru seni yanlışa götürecektir. Onun için komplesini okuman gerekiyor diye bir yorum yapman gerekiyor. Tabii ki bunu böyle uzun uzun yapmayacaksın. Aynı zamanda bir zaman sıkıntımız var. Ama bu zaman sıkıntısının içinde direkt pasaja başlamaktan ziyade sorulara bakman gerekiyor. Birinci soru neymiş? Bağlaç sorusu. Mümkünse git birinin yanına bir bağlaç yaz. İkinci soruya geldim. Kestim ben oralardan. İkinci soruda bir preposition sorusu görüyorsun. Doğru mu? Artık ÖSYM e, geçmiş yılların analizini yaptığımızda arkadaşlar böyle direkt kalıplara bağlı prepositionlar sormuyor. Onun yerine ki özellikle bizim seviyemizde anlama dayalı, anlamdan çıkarabileceğin ve yorum yeteneğini ölçen prepositionlar seviyor. Ve bunun için de mutlaka ve mutlaka doğru çevir yapman gerekiyor. Hani tekst olarak kestiğimde ikinci soruda böyle özellikle iyi çevirmen gereken ve yoruma dayalı bir preposition sorusu bulman gerekiyor. Daha close testi çözmeye başlamadım. Birinci sorusu bağlaç sorusuydu cepte. İkinci soru preposition olarak karşımıza geldi. Hemen geldim üçüncü soruya. Bir kelime sorusu. Kelime türlerine dikkat etmen gerekiyor burada. Şimdi deteriorate. Mümkünse anlamlarına şöyle kısaca bir göz at. İşte kötüye götürme, istek, şevk, arzu, kısıtlama, tam, kesin, not, işte korku gibi bir anlama geliyor. Soru kökünde bize verilen seçenekleri inceledim dediğimizde bir kelime sorusu ile karşı karşıya olduğunu görüyorsunuz ve bunun hangi soru türü ya da kelime türü olduğunu da belirlemen gerekiyor. Birinci soru bağlaçtı. İkinci soru preposition olarak geldi. Üçüncü soru bir kelime sorusu oldu yine. Hemen göz attı yine dördüncü soruya. Bir bağlaç sorusu geldi. Despite. Bir zıtlık bağlacı kategorilerinde mutlaka bil. Dedim ya temel eksikliğin var ise mutlaka bunları tamamla. Çünkü close test ve reading ki bir sonraki anlatacağım konu olacak. Asıl puanı çıkaracağımız, cepte sayacağımız ve e, hani emin olmamız gereken yapılar. In the pursuit of takibinde rather than bir şeyden ziyade in case of işte olursa diye ezer Altı of sonucunda. Bir bağlaç sorusu yine bir anlam ilişkisi. Bakın fark ediyorsanız bir önceki slaytta ne demiştim? Kelime türüne dikkat. Bir önce anlam ilişkisi doğru çeviri yapman lazım. Bir öncekine baktım yine bir anlam ilişkisi. Yani bağlaç, preposition, kelime gibi türler olsa da sizin illaki anlam ilişkisi bu da ne demek? Ee, doğru bir çeviri yaparak sorulara yaklaşabiliyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Son soruma baktım. Bir gramer sorusu geldi. Şöyle şekil olarak baktığımda son soruda bu bir reduction ya da bir gerund infinitive sorusu olarak karşılıyor. Hani biraz önce demiştim ya her soruyu kendi içerisindeki kurallara göre çözmeniz gerekiyor diye. Bunu kitabımıza zaten detaylı bir şekilde anlattık. Bu da işte gramer eksikliğinin ki baktığında advanced bir gramer olarak görüyor. Olmaması gereken ve hakimiyetin yüksek olması gereken soru türlerinden biri açıkçası. Şimdi... Noktadan noktaya okumanın ne olduğunu sanırım anlatabildim ancak özellikle öğrencilerimizde yani gerek yüz yüze gerek online'da karşılaştığımız öğrencilerimizde gördüğümüz en büyük hata böyle hani soruya başlayıp hemen boşluğu görünce aşağıya dönmek. Şöyle bir kelime sorusu örneği getirdim size. Hani şöyle ben bir ayırayım onu. Dört ile başladım. Bu bir preposition ya da işte kelime sorusu olarak var switch off set back send out search ya da scales down dünya kapanır araştırır gönderilir küçülür vesaire. Eğer ki cümlenin geri kalanını görmezsen buraya bütün seçenekleri getirebilirsin. Özgürsün, doğru mu? İşte close testte yürütmenizi istediğimiz mantık da hemen boşluğu görünce paragrafa başla arkadaşım. Boşluğu görünce aşağıya in değil. Önce sorulara bak, ne sorusuyla karşılaşacağını bir öğren, gör, hatta not al. Ondan sonra noktadan noktaya yani cümlenin başından sonuna kadar okumanı isteyeceğiz. Ki özellikle tüm cümleyi okumadan soruyu çözebilme ihtimaliniz maalesef ve maalesef arkadaşlar bulunmamakta. Bu sebepten ötürü noktadan noktaya kadar yaptığınız okumalarda özellikle de artık bizim seviyemizde şöyle sorular gelebiliyor. Mesela 5 boşluğumuz var ya, ilk cümlede 3 boşluk okuyorsun. Daha birinci cevaplamadan ikinci boşluk hatta üçüncü boşluk bile gelebiliyor. Aman diyeyim yanılma sakın tereddüt etme. Ne diyorsak o önce bir cümleyi sonuna kadar oku sonra birinci sorudan ne önündeki ve sonrasındaki atıflara bakarak mutlaka çözümünü buna göre gerçekleştir. <laughs> Her bir soruyu kendi içerisinde kurallara göre çözmek ne demek arkadaşlar? Şimdi dil bilgisinin ki biraz önce sorulara baktık ya oradan da zaten size anlatmıştım. Bağlaç bilgisinin ve kelime bilgisinin sorgulandığı bir yapıdır close test. Bunun bir kombinasyondur. Ve özellikle gramer eksiğinin, bağlaç eksiğinin ve kelime eksiğinin olmamasını ister ki bizim seviyemizde zaten okuduğumuzu advanced seviyede anlayabildiğimizi düşünürsek bu konuda da yanıltabilmek için neler yapabileceklerini düşünün. Yani bir yazar gibi düşünün. Ve senin o bildiğin advanced gramerde, advanced kelime bilgisinde bile hani böyle meaning based'te hani böyle anlamı biraz daha kaydıracak ya da yorumlama becerini ölçecek sorularla karşı karşıya geliyorsunuz. Ve her bir sorunun kendi stratejisi var. Birazdan örneklerde tekrar onu göstereceğim. Önemlidir. Anlatılma başladığımda fiilli soruların öncesine ve sonrasına dikkat edin demiştik. Fiilli sorulardan kastımız şudur arkadaşlar. Tense aynı zamanlar, models Türkçesini kip olarak biliyorsunuz ki model olarak da bilebilirsiniz. Passive yani gramer içeriği, tense, model, passive, if clause, relative clause, non-clause gibi yapılar da birleşerek oluşturduğu soru türüne biz fiili sorular diyoruz. Ve fiili soruları doğru yapabilmeniz için öncesindeki ya da sonrasındaki atıfları iyi kesebilmeniz, görebilmeniz gerekiyor. Onun için de diyoruz ki boşluğun öncesindeki ve sonrasındaki fiillere mutlaka ve mutlaka dikkat ediyorsunuz. Eğer close testlerde bu konularından birine soru gelmişse yani passive tense zaman vesaire fark etmiyor. Boşluğun öncesinde sonrasında bulunan cümlenin fiilini incelememiz işimize yarabilir. Her zaman böyle muazzam bir %100 çalışan bir bilgi değildir. Ne demek istediğim biraz anlatayım. Söyleyeceğim ama rastgele zaman atlama yapma ihtimali özellikle bizim seviyemizde yoktur. Yani sana makale veriliyor ve bu bilimsel bir makale ve artık ÖABT gibi bir sınavda karşına getirilmiş o makalede hani böyle gramer yapılarına dikkat ettiğin zaman kafana göre böyle zaman geçişlerin olmadığını göreceksin. Her zaman %100 evet buna bakarak soru çözebilir misin? Hayır ama özellikle böyle bir fikrin olmadığı ya da yorum yapabilme yeteneğimiz ya da opsiyonumuzu yükseltmek için bu Fiil öncesi ve fiil sonrası durumlara bakmalıyız. Ne demek istiyorum? Şimdi şöyle bir soru geldi diyelim. This is why many linguists to find out how language achieves semantic constancy without disturbing its sense of autonomy or freedom of choice. It is not a search for meanings characterized by dynamic disruption for the convergence that produces new meanings. Baktığında zor bir cümle, uzunca bir cümle ama hani bizim özellikle siz. Um, ÖSS o zamanlarda adı LYS 5'ti sonra şimdi YKS edil oldu bizim zamanımızda YDS'ydi. E, ten sorularını çözerken ya da herhangi bir gramer sorusunu çözerken size böyle ipuçları için ya da taktikler için söylenen şey vardı. Aslında bahsettiğimiz şey bu. Hani fiili sorularda boşluğun öncesine de sonrasına bakın diye. Şu duruma baktığımızda arkadaşlar hani soruyu bir inceleyelim beraber. E, dedim ya zor bir cümle olarak karşına gelebilir. This is why. Geniş zaman atıfını görebiliyor musun? Find out ki ters mantıkla da birazdan sorgulatacağım size. <laughs> It is not gibi böyle bilimsel bir dille yazılmış ve herhangi bir tamam zor bir cümle olsa da mesela testing mantığına geldiğim zaman bu cümleyi benim past tense'e götürmemi gerektirecek bir ibare var mı? Ya da özellikle my have struggled hani perfect modula gidebileceğim, pasta gidebileceğim bir ibare var mı? Ya da aynı şekilde şu have verb 3 bakın özellikle kırmızıya aldığım yerleri sadece cümleyi böyle yüzünden üstünden analiz ederek pasta gitmemi sağlayacak bir ibare olmadığını görerek eleyip ne yapabiliyorum? Şıklardaki opsiyonlarımı %50'ye ya da işte elediğin duruma göre kadar düşürebiliyorum. İşte fiilli soruların öncesine ve sonrasına bakın. Aman diyeyim kontrol edin. Baktığın işin içinden çıkamıyorsun. Özellikle bir gramer konusuysa bu. Mutlaka ve mutlaka o testing mantığını uygulayarak seçimlerinizi yapabilirsiniz. Çok çevirmeye gerek var mı? Hayır. Hatta biraz önce sormuştum ya bu cümleyi ben neden pasta götüreyim? Götürmeyeyim arkadaşım. E perfect modullara gitmemi sağlayacak bir paslık da yok. Şunu da diyebilirsin hocam bunu future'a götürmeyelim değil mi? Özellikle present ve kombinasyonlarında hep şunu söyleriz. Eğer bir cümlede verilen bir atıf yok ise, geçmişe gitmeni sağlayacak bir zaman zarfı yok ise, future'a gidecek bir durum yok ise ya da bir süreç yoksa kendini zorlama düz zamanlarda, sabit zamanlarda kal. Ki genelde yaptığımız uyarı da şudur. Bilimsel veriler ya da işte geniş zaman kombinasyonlarında kafanıza göre zamanı değiştirmeyin. Biraz önce söylemiştim ya bir slayt önce. Hani bunlar bilimsel verilerdir ve çok böyle sıklıkla zaman atıfları, zaman atlamaları yapılmaz. Ki örnek bir soru olsun diye aslında close testle çok alakası olmayan yalnızca hani o geçmişten getirdiğiniz soru çözme alışkanlığınız var ya arkadaşım. Hani ÖSS'ye hazırlandığın zamanlarda, üniversite sınavına hazırlandığın zamanlarda oradan getirdiğin alışkanlıkları da bazı sorularda uygulayabilirsin. Biz buna fiili sorular diyoruz. Öncesine ve sonrasına dikkat etmen gerekiyor. Şimdi, geldim Closed Test'e. Ne yaptık? Uyarılarımızı bulunduk. İşte, baştan sona okumanız gerektiğini, bir cümleyi noktadan noktaya okumanız gerektiğini. Close testi sınava girdin, ilk beş soru olarak karşıladı. Hemen soruları inceledin. Ben bir bağlaç sorusuyla, bir preposition sorusuyla, bir kelime sorusuyla, yine bir bağlaç sorusuyla, bir gramer sorusuyla karşılaşacağım. Bunu çıkardın. Sonra notlarını aldın, başladın okumaya. Teachers have a limited range of options. Öğretmenlerin sınırlı sayıda opsiyonu vardır. Ne olduğunda? When facing issues with using a coursebook. Yani bir coursebook kullanırken karşılaştıkları bir konuda ya da problemle karşılaştıklarında öğretmenlerin sınırlı sayıda opsiyonu vardır. Bir öğretmen coursebook kullanmaya başladığında bir problem yaşarsa sınırlı sayıda opsiyonu var issues may not lie in the course book itself. Ve bahsettiğiniz zorluklar course book'un yani kitabın kendisinden kaynaklanmayabilir. Fakat may arise from environmental factors. Neyden ortaya çıkabilir? Çevresel faktörlerden arise from ortaya çıkabilirmiş. Ne gibi? As the time such as the time available for teaching. Yani öğretim için işte elimizde olan zaman gibi ya da zaman yönetimi gibi bir çevresel faktörden ortaya çıkabilir. Şimdi giriş cümlem tamam zaten bakın noktayı koyduk boşluktan sonra yine tam bir okuma yapacağım. Bir öğretmen korsaf kullanıyoruz yani kitap kullanıyorken bir probleme karşılaştığında sınırsal ya da opsiyonu vardır ve bu problem kitabın kendisinden kaynaklanmayabilir çevresel problemler de vardır. Bir bağlaç sorusu koyacaktık oraya öyle bir bağlaç koyacağım ki Whatever the cause of the issue. Bu bahsedilen o öğretmenin yaşadığı problem vardı ya. O problemin whatever the cause, sebebi her ne olursa olsun the options remain the same. Opsiyonların hep aynıdır arkadaşım. Whether to adapt, replace, adding, omitting, etc. Yani <laughs> sen ister adapte et o kitabı, ister replace et, değiştir, ister bir şeyler ekle, ister görmezden gel ya da sadece kitabın kendini kullan, senin opsiyonların daima sınırlıdır. Ve bunu bir bağlaçla bağlamam gerekiyor. At first'te başlarda demiş miydik? Instead bir şeyin yerine bir şeyden ziyade anlamı verir. Yetin ancak anlamı var. Illustrate göstermek ama böyle resmetmek, resimlerle göstermek anlamına geliyor. Similarly de benzer. Şimdi İlk ve ikinci cümle arasındaki o anlam ilişkisini kuramazsam bütün bağlaçları koyarım, gramerini kontrol ederim. Ama hemen cümleye döndüğümde sen birinci cümlede bir öğretmenin korsbook kullanırken, yani kitap kullanırken bir problemle karşılaştığında opsiyonlarının sınırlı olduğunu ve e, bunun farklı sebeplerinde olabileceğini söyledin. Öyle bir bağlaç koyacağız ki, ki bunun cevabına ben yet diyeceğim. Öğretmenin sınırlı sayıda opsiyonu vardır ancak whatever the cause of the issue konu her ne olursa olsun neymiş option remain the same senin opsiyonların sınırlıdır. Yani olumsuz ve olumsuz ve ancakla bağlayabileceğim çünkü zaten sınırlı sayıda opsiyonun var ancak konu ne olursa olsun opsiyonun değişmiyor. Sınırlı opsiyon ancak yine de opsiyonun değişmiyor. Senin ne yaptı? Ceyhan'a götürdüğü birinci soruda. Devam ediyorum arkadaşlar. Dedik ki nerede kaldık? The extent which teachers make changes can surprising. Ve öğretmenlerin make change, değişiklik yapabilmesinin sınırı da çok surprising, şaşırtıcıdır. Yani öğretmenler şaşırtıcı derecede değişiklikler yapabilir. Bunu da hemen örnekliyor. For instance, in a study with a Vietnamese high school, Vietnam'daki yüksek işte lisedeki bir çalışmada 64 tane oral test book, yani sözel test book task görevinden Grace'ten tutuyorum. Bakın ikinci boşluk geldi ama okumaya devam ediyorum. 10. sınıftan 12. sınıfa kadar öğretmenler adapted 12 and replace 43. Yani 64 tane böyle oral testbook'tan 12 tanesini adapte etmişler. Belki düzenleyip uygulamışlar ama 43 tanesini de değiştirmişler. Şimdi araya bir tane ne getireceğim? Preposition ki Towards'ın bir şeye doğru anlamı var. Apan üzerine doğru mu? üzerine against bir şeye karşı anlamı verecek Anlamların yanına yazıyorum. Over üstünde across boyunca anlamının dışında bir de arkadaşlar bir şeyden bir şeye anlamı da verir. Şimdi cümleyi baştan aldığım dedim ki öğretmenlerin yapacağı değişiklikler çok surprising şaşırtıcı derecede olabilirler ve örneğin Vietnam'daki bir okuldaki araştırma 64 tane test değil mi? <laughs> Testbook yani 64 tane sözlü testbook görevinin neyden neye yalnız 10. sınıftan 12. sınıfa kadar olan o grupta öğretmenlerin 12 tanesini adapte edip 43 tanesini değiştirdiğini gösteriyor. Şimdi burada yanılabilirsiniz. Çünkü over düşünenler belki olabilir. 10 ve 12. sınıflar üzerine yapılan bir araştırma. Ama bakın bu araştırma değil. Ne? Testbook taskı. Yani bir kitap uygulaması, görevlendirilmesi cevabınızı hani şöyle altına yazayım. İkinci soru için Edirne yapacak çünkü Ekroz'un boyuncadan ziyade bir şeyden bir şey anlamı var. 10. sınıftan 10. sınıftan 12. sınıfa kadar olan o gruplarda 64 tane testbook'tan 12 tanesini adapte edip 43 tanesini de replace ediyorlar yani değiştiriyorlar. İkinci soruda cevabınız Edirne olarak kalıyor. Devam ediyorum. In other words, diğer bir deyişle sadece 9 tanesi used as is olduğu gibi kullanılmış bu 64 kitabın ki önceki cümlelerin atıflarını da unutmayalım. In some other studies, başka diğer araştırmalardaysa öğretmenler also demonstrate their facility with exercising choice among these options. Öğretmenler ne yapmışlar? Bu değiştirebilme yeteneklerini bu opsiyonlar arasında göstermişler. These options dediğin şey ne biliyor musun? Bak öz hemen getiriyorum. Nerede o? Adapte olmak ve replace etmek. O these options dediğiniz şeyler bunlar. Farklı bir araştırmada da öğretmenler aynı zamanda egzersiz seçimindeki değişikliklerini bu opsiyonlara da göstermiş. Örnekliyor şimdi. The teachers in Saudi Arabia. Arabistan'daki öğretmenler tend to omit speaking and writing activities ne konuşma ve yazma aktivitelerini tend to omit görmezden gelme eğilimindedirler. Çünkü they were not among the skills that were examined. Çünkü examine edilen pasif var dikkat et. Yani sorgulanan, test edilen yetenekler arasında değil diye düşünüp ne yapıyorlar? Konuşma ve yazma aktivitelerini görmezden gelebiliyorlarmış. Bakın buraya kadar aslında konu da herhangi bir öğretmen kullandığı kitapla ilgili herhangi bir problem yaşadığında işte Vietnamlılar şöyle değişiklikler yapabiliyor, Suudi Arabistan'daki öğretmenler bunu yapabiliyor gibi bazı opsiyonel konuları anlatmaya başladı. Bir tane bağlaç, bir tane de preposition ekledik. The Middle School Teacher in Korea Kore'ye geçtim. Kore'deki middle school'a, ortaokul diyelim mi? Ortaokul öğren öğretmenleri. Added their own activities, kendi aktivitelerini eklemişler ve nereye? Advanced classes, yani böyle daha ileri seviyedeki <laughs> sınıflar için kendi aktivitelerini ekliyorlar. Ne gibi? Such as the introduction of additional vocabulary as a means of maintaining student interest. Öğrencilerin ilgilerini maintain edebilmek adına. Öğrencilerin uh, ilgilerini sürdürebilmek adına kendi additional vocabulary yani ek olarak kelimeleri tanıtmışlar Kore'deki ortaokul öğrencileri. A similar ve benzer bir bir şey çıkıyor. Ne için? For change. Değişiklik için was demonstrated by the teachers in Vietnamese high school. Yani Vietnam'daki orta, işte, lise, öğrenci, lise öğretmenlerinin gösterdiği ve değişiklik için benzer bir şey çıkıyor ortaya. Ve they were attending the social effective dimension of the classroom in the changes they were introducing. Öğretmenlerin sınıfa tanıttığı o değişiklikle sınıfın sosyo efektif boyutunu da göz önüne alarak Vietnamlı öğretmenlerin vaz demonstrate gösterdiği ne için? For change. Değişiklik için gösterdiği benzer bir şey lazım bana kelime. Şimdi deteriorate kelimesinin kötüye götürme anlamı var. Impetus kelimesi şevk, arzu, istek. Restriction'un kısıtlama anlamına geldiğini biliyorsun. Accuracy bir şeyin tamlığı, doğruluğu, kesinliği. Minens de korku, korkmak gibi olumsuz bir şey olarak düşünülebilir. Şimdi Cümleyi tekrarlayacağım ve anlam ilişkisinden bir kelime oturtmam gerekiyor. Ya diyorum ki bakın Vietnam'daki o işte öğretmenlerin, Vietnam'daki öğretmenlerin was demonstrate. Değişiklik için gösterdiği benzer bir istek. Benzer bir şevk. Değil mi? Benzer bir istek ki imperis kelimesi güzel bir kelimedir. Oradaki öğretmenlerin de gösterdiği similar bir imperis. Ne yapmış? öğrencilerin sosyal efektif değişikliklerini tanıtmalarına sebep olmuş. They wanted ve bu hani o istekte olan o değiştirme isteğinde imparasyonel olan öğretmenler var ya şunu istemişler. In their own words kendi değişleriyle to replace task they viewed as dry and boring yani böyle sıkıcı ve bir işe yaramayan dry olarak gördükleri o taskları görevleri daha fun, eğlenceli ve ilginç olanlarla değiştirmişler kendi sözleriyle. In making this decision ki bu kararı verirken de it doesn't seem that görünmüyor. Pardon it does seem that görünüyor ki the teachers were making practical choices, theoretical ones. Şimdi bak iki tane seçim var. Teorik olanlar ve pratik olanlar. Öğretmenler bunu yapıyorlar, istiyorlar bu değişikliği. In their own words kendi sözleriyle teorik olanlardan ziyade Değil mi? Yaptıkları bu seçim teorik olanlardan ziyade pratik olan seçimler üzerine yapılmış. Şimdi despite'ın rağmen anlamına geliyorsun, bir zıtlık bağlacı olduğunu biliyorsun. In the pursuit of takip etmek, takip etmek böyle izlemek. In case of olursa diye as a result of, sonucunda. Ama burada iki tane opsiyonun var. Birinci ve ikinci opsiyon. Doğru mu? Teorik bir seçimden ziyade pratik bir seçim yaptıkları görünüyor. Rudder'dan da tam olarak işte <laughs> ondan ziyade bu anlamını verdiği için Ceyhan'ı seçmeniz lazımdı. Cümleyi tekrarlıyorum. Bu karar verirken görünüyor ki öğretmenlerin verdiği şeyler, kararlar teorikten ziyade pratik olan seçimlerdi. They were. Aslında it appears. Görünüyor ki onlar öncelikli olarak respond ettiler. Yani tepki verdiler. Neye? Nasıl ya da pragmatik bir tepki to the factors, faktörlere pragmatik bir tepki vermişler. In the environment analysis of the learning and teaching context. Yani öğretme ve öğrenme konteksindeki e, çevresel analizlerin kelimeme bakıyorum identify kelimesi e, işte tanımlayan faktörler mi tanımlanan faktörlere pragmatik bir tepki verdikleri görülmektedir diye bir çeviri yapacağım ama identify kelimesi, şimdi bakın burada faktör diye bir şey var ve ben bu faktörleri nitelemek zorunda kalacağım. Faktör bir isim mi arkadaşım? İsim. İsimleri niteleyeceğin şeyler sıfatlar olmasın. Bir sıfatla ben niteleme yapacağım ve sıfatlarla ilgili olan bir gramer yapısı gördüğümde bunun bir relative clause yapısı olduğunu görebiliyorsun. Ve relatif close yapısını anladım ki nasıl anladım tekrarlıyorum. Faktörler. Çeviden getirdim onda. Öğrenme ve öğretme konteksinin çevresel etkilerini işte identify, tanımlayan faktörler. Faktör bir isim olduğu için tanımlamam ve nitelemem gerekiyor. İsimleri neyle niteliyorsun? Sıfatlarla niteliyorsun. Sıfatları tanımladığın, nitelediğin konuysa relative clause. Şimdi beşinci soruya baktığımda relative clause'a uymayan yapıları bir eleyin dersem bana lütfen Bursa ve Ceyhan'ı eleyin. Neden? Eğer bir relative clause yapısında to ibaresini kullanacaksam cümlede sıra sayı sıfatları olmak zorunda. Bu ne demek? The first, the best the second vesaire gibi sıra sayı sıfatı var mı yok mu? Hani biraz önce uyarılarımda da demiştim ya arkadaşım. Hani her sorunun kendi içerisinde bir çözüm stratejisi var. Al yakaladım grameri, bilgimi işletiyorum ve öncesine ve sonrasına şimdi kontrol ediyorum. Çünkü bu bilimsel bir makale ve atıflarının böyle keskin olmaması gerekiyor değişimlerin. Baktım the first the best gibi böyle sıra sayı sıfatları var mı? Yok. Onun için Bursa ve Ceyhan'ı kafadan bir eledim. Şimdi identify tanımlamak anlamına gelse de faktörler tanımlar mı tanımlanır mı? Yani çevresel faktörler kendini mi tanımlar yoksa çevresel öğretme ve öğrenme konteksindeki çevresel tanımlanan faktörler mi diye bakarsam. Yani burada aslında hani çevreden çıkarmanızı istiyorum ama bu olay aktif mi yoksa pasif mi demek istiyorum. Tamam aktif bir cümle ise Adana'ya gideceğim pasif bir cümle ise Edirne'ye gideceğim. Doğru mudur? Onun için cümleyi tekrar son kez alıyorum. Diyorum ki öğretme ve öğrenme konteksinde çevresel analizleri belirleyen, tanımlayan ki Edirne'yi seçmem gerekecek faktörler olarak onların pragmatik bir tepki verdiği öncelikle görülmüştür diye de tam olarak bir analizi yaptık. Bundan sonrası arkadaşlar kitabımızda kalan o pratikle ve soru çözümleriyle ki soru çözümlü bir kitap yaptık zaten. Tek tek anlatılmış kitaplar. Lütfen ve lütfen biliyorum getirdiğiniz bir soru çözüm alışkanlığı var. Klaus test'te de ki reading'de de birazdan bahsedeceğim ama o alışkanlığı şunu düşünerek değiştirmenizi istiyorum. Yıllar içerisinde değişen bir sınav sistemi, sınav formatı ki yeni nesil sorular var. Bakın burada yanıldığınızı düşündüğüm bir ikinci soru olabilir. Tamam? Bir birinci soru olabilir. Birinci soruda yanıldıysan eğer arkadaşım. Anlama dayalı bir sıkıntı ya da kelime eksiğin. İkinci soruda yanıldıysan da yorum bilgisi. Hani bu tamamen böyle artık özellikle bizim seviyede advance'e götürdüler. Hatta uzaya çıkardılar soru türlerinin böyle biraz zorluğunu. Onun için hani ekrozun evet boyunca diyebiliyordun ama den e yapısını bilmiyordun. Çok güzel de oturuyor. Şunu demek istiyorum. Alışkanlıkları değiştirelim. Özellikle konudan konuya, cümleden cümleye okumayı mutlaka Mutlaka yapın ve borçluğu görür görmez arkadaşım sakın ama sakın ama sakın hemen soruyu çözmeye başlamayın. Klosnes bu kadar paragraf anlatımında görüşmek üzere.